erkekler hanımların, yani beraber oldukları kadınların ne giydiklerine çok karışırlar. Çabi. Mini etek giyme. Streç pantolon giyme. Şu dekolte fazla olmuş. Ya Türkiye... Yapıyor musun? Ya, nasıl desem? Yapıyorum ya, onu yaparım ben. Öyle mi? Anladım. Yapıyorum. Giyme. Ya çünkü şöyle... Şu şekilde yapıyorum. Tabii ki istediği... Ya kadın, erkek hiç fark etmiyor cinsiyet. Yani erkek kadın ne olursa olsun istediği şeyler giyer ama... Nasıl desem? Ya biraz sakat olabiliyor bazen. İşte sıkıntı, neye karışıyorsun? Sıkıntı. Mesela en çok neye karışıyorsun? Çok kısa olmasın etek. Hani etek okey ama... Umur. Abiciğim bayağı bu... Ben tabii çok seviyorum. Bu tam şapşık bir şey yani. Abiciğim, oğlum sen kimsen? Böyle bir şey söyleyebilirse bu kadar bu giye, bu giyme. Sen kimsen oğlum? Neyse. Neyse, sen giyebilirsiniz ya. Allah Allah. Ayıp ha, çok ayıp ha. Mesela sen bu gözlüğü koyma çünkü çirkin olsun. Bak, benim sevgilim olacak o, değil mi? Tamam. Gülü seven, ama bak, gülü seven dikene de katlanır. Oo! Bravo. Şimdi senin anlamadı. Anladın. No, no, bu anladım ama anladım. Bak, sen daha bizde biraz da yaşlı farkı var. Sen daha gençsin. Benim sevgili değil, benim senin değil. Anladın mı? O bir insan. Kendi karar verebilir. Anladın mı? Sen böyle bir insan değil. Hayır. Ya. Ben diyorum ki. Sen o insan seviyorsun. Hayır hayır. Ama şöyle, senin değil. Şöyle. Değil. Ben öyle işte bir sevgili konuma getiriyorsam. Sevgili konuma birini getiriyorsam. İkimiz de bir şeylerin sorumluluk altına almamız gerekiyor. Anladın mı? Yani, ya tabii. Bravo. Ya çünkü benim... Benim Türkiye'de öğrendim ve şeyle, edepleriyle sevgili aslında en yakın arkadaştır. Anladın mı? Ya birbirine güvenmek lazım işte. Ne? Onun bu her zaman ters yapıyor. Ha, yemin ediyorum. Ay sen Türkiye'de. Pardon, ben tam ters mesela. Sana mesela derse bak o uzun pantolon istemiyorum bugün. O öyle çıkma. Kısa pantolon çık. Tamam, mesela. Nedeni mantıklıysa giyerim. Yapar mısın? Nedeni mantıklıysa giyerim. Valla. Evet. Valla o zaman saçları kes, sıfır. Ha. Kesiyor musun oğlum? Ben tabii bir şey soracağım. Sen dedin ya Türkiye'de böyle bir şey öğrendin. Evet. Peki şey Kore'de nasıl? Aynı şey mi oluyor yani? Ya Güney Kore'de de biraz, yani Türkiye'yle çok benziyor zaten kültür olarak. Kore ile Türkiye'nin kültürü birbirine çok benzediği için. İlla özellikle bir özel ders almama gerek yoktu Türk kültürü için. Ama Kore'de de öyle. Yani... Çabi, sen mini etekten rahatsız mı oluyorsun? Rahatsız olmak değil ama yani sakat yerler var. Bunu giymemesi gereken peki, yerler var. Peki. Beyefendi, başka hanımlar giydiğinde bakıyor musun? No. Gidiyor oraya. Ben mi? Lütfen bu koyma yerine. Tabii ki ya, de bakıyor. Ben şöyle, ya bunu bakmak kesinlikle sapıkça değil. Çünkü güzel. Yani görünüş olarak çok güzel duruyor. İyi de senin kız arkadaşın niye giymiyor o zaman? Hayır, ben diyorum ki yani güzel bir düzgün bir partiye falan gidiyorsak eyvallah, onda hiçbir sıkıntım yok. Ama ya diyorum ya sakat yerler var ya. Peki şunu anlatamıyorum sakat yerleri. Yani ben bakıyorum, sen giyersen sana da bakarlar gibi sonuç çıkıyor ortaya. O mu? Yoksa hani hayır, öyle mi? Öyle çıkıyor senin söylediğin. Ne adam kadar kısadan bahsediyorsun. Bakmasınlar abi, bakmasınlar. Bak ben kız şimdi sana o kadar küfretti söylemek istiyorum ya. Küfür mü? Küfürmeyeceğim. Evet. Lütfen sen Manuel bir şey söylesene bu çocukken. Bak. Elimde kalacaklar gibi söylüyorum. Bir şey söyle. Ben mesela Danilo katılıyorum. Mesela senin sevgili senin değil. O kendinin yani bu dünyaya ait ha, tabii bir, ki, bir insan. Bireyi kabul ediyorum, ondan bahsetmiyorum. Siz aşk sevgili oluyorsak bir sorumluluk var. Sakat yerler var biliyorum. Evet. İşte oraya gitmeyeceksin, anladın mı? Mesela yani, şey... Veya işte taksiden geçersin veya arabadan geçersin. O ev için girmeyeceksin. Ama bence bir insanın diyemezsin mesela. Yani evliyim ha. Evliyim uzun sene, 12 sene evliyim. Diyemem. Ben diyemem bile. Düşün. Ve demek istemiyorum. Çok peki. Uzun mu konuşuyorum tekrar? Yok süpersin. Tamam çok güzel. Sen giydirmez, karışırsın giyimine. Özellikle mini de sorun çıkarırsın. Senin için sorun yok. Emrah. Ben severim ha. Mini. Ben mesela insanlar benim eşime bakarsa, yani mesela güzel mesela. Bu biraz ayıp ama. Hayır.
Hayır. Bundan anlatmak lazım. Dur. Tamam dur dur. Yani tamam burada Türkiye biraz tuhaf gelebilir ama ben İspanya her şeyi yani şey biz... Anladım, senin eşine bakıldığı zaman oh ne güzel ben ne güzel bir hatun almışım. Kendinle gurur duyuyorsunuz. Tabii canım. Tamam o kafada ya mesela, yani kimse... insanlar yanlış anlamasın Manuel. Tabii şimdi yok yanlış anlam... Hayır iki tane çocuğum var, ben eşimi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz ve yanlış anlaşılmanı istemiyoruz. Tamam o yüzden tekrar söylüyorum yani ben mesela bir yere gidiyorum ya hoş kadın anladın mı yani insanlar da şey... Yani gururlanıyorsun. Gururlanıyorum. Anladın mı? Yani, küfremiyorsun. Yok küfremem zaten biliyorsun. Tamam süper. Yani o. Manucuğum Emrah. He. Çok güzel bir cevap. Emrah aslında... karışır mısın? Mesela mini giymek istedi bir yere çıkıyorsun. Ama şimdi o yere göre değişiyor. Şimdi yazlık bir yerde ya da bir gece mekana gidersek elbette hani elbise hayır, giyebilir yani. Yazlık bir yeri bırak bir kenara normal. Hayır, bakkala günlük... giderken mi mini ete giyersin zaten. Zaten yanımda olmaz yani böyle bir şey. Ha tamam yani orada taş fırın erkekliğini koyuyorsun orada. Yani zaten bir bakış atarım söylemem bir şey. Yani gerek kalmıyor. Bakış atarım o donar diyor zaten. O böyle adam donar. Ne kadar şey değil mi? Tabii. Hiç yani. Bir çaba harcamıyor. Emrah peki miniye karışırsın. Ne bileyim stretch pantolon falan filan. Stretch pantolon? Dar böyle hani vücut hatlarını gösteren yani sonuçta pantolon. Sonuçta bayan yani kendine yakışanı giymesi lazım. Ona yani. Karışmaz mısın mesela? Karışmam tabii ki de hani kendisi bilir. Emrah. Yani kendisi en rahat nasıl oluyorsa tabii ki de öyle olması lazım. Yani bana da şimdi sen bunu giyme dese yani derim ki yani ne oluyor falan hani. Çünkü sonuçta peki, ben biliyorum ne giyeceğimi, ne giymeyeceğimi, nerede nasıl giyineceğimi. O yüzden aynı şekilde ondan da beklerim. Okey, Antonio? Yok karışmam. Ya mini etek Taksim için değil. Yani nasıl burada. Ya? Taksim için değil ne? Mini etek. Çünkü neden sorun oluyor. Mini giyemez. Sonra yaşanıyorlar. İşte demek ki müdahale edersin yani. Müdahale etmem. Okay. Yani benim için sıkıntı yok. İstediğim gibi aslında Taksim oldu. De giyilir. Arzu derken ya tabii İstanbul'u bölge bölge ayırıyor. Şurada ama Taksim de giyilir yani. Hani başka bölgelerde giyilmez. Ama Taksim giyeceksin. Ama belli yerler sakat. Belli yer, he, sakat Taksim. Yerler var. Yani her yerde mini etek giyilmez. Ben gene de karışmam. Ama birisi de bakarsa baksın. Çünkü ilişkimiz var diye herkes bir anda çirkin mi oldu? Okey. Andrei. Ya normalde ben karışmam ama şimdi bayanlar güzel olması için kendini en iyi şekilde güzel kıyafetini seçerler. O yüzden sen buna tabii ki karışamazsın. Ama tavsiye ederim sadece. Tavsiye ederiz. Tavsiye ederim hani oldu olmadı ki yolda herhangi bir duruma karşılaştığın zaman hani genelde böyle oluyor ya hani erkekle geçersin. Hayırdır benim hanımım bakıyorsun falan diye böyle göz göze gelirsin ya. Sana oldu mu öyle bir şey? Abi her yerde olmuyor mu Türkiye'de? Normal oluyor. Sana bakıyor tekle. Olmasın mı? Tabii ki o. Ben de sana bakıyorum. Bir yani, geldin böyle bir şey? Anlat bakalım. Ne geldi? Hayır oluyor normal bir şey yani. Her yerde herkesle oluyor tabii ki. Peki yani, sen gider. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de yabancı şey muamelesi yapıyorlar. Sen hiç öyle bir şey yaptın mı? Sen ne bakıyorsun falan dedin mi yanımdaki kıza? Oluyor tabii ki çok oluyor. Sen yaptın yani başka erkek. Ne oldu tartıştım, peki? Tartıştım, kavga ettim çok vallahi. Oldu. Tabii canım çok oldu. Kavga ettin. Ha normal yani. Ondan sonra dersin ki bak ben demiştim sana giyme diye. Yani sen cidden adamlarla kavga ettin yani. Evet. Bakıyorlar diye. Ya bakıyor değil şimdi. Ya bence adamlar mesela Taksim, adamlar ona takmışlar kafayı tamam bir dövelim ben çok yakışıklı ya falan. Ya ne yapacaksın? Kadını yapacak bahane şey etmişler yani. Ya yapacak bir şey savunmak zorundasınız çünkü şey. Tabii ki. Ya şimdi bayanın bir laf sokmaya bazı insanlar kaldıramıyor ya. Hı-hı. Yani o yüzden yapacak bir şey yok yani tabii ne ki. Yapacaksın dayak yiyeceğiz işte falan diye böyle gidiyorsun. Yeter ki şey yapmayayım ama. Ama tebrik ediyorum yani genel, aslanlar gibi dikiliyorsun yani. Ya genel yani yapacak bir şey yok hayat öyle ne yapacaksın? Eyvallah. Süper tamam. Masataka. Masataka sana gülüyor galiba. Yok. Ya ben de karışmam. Yani eşim zaten duruma bağlı değil mi? Yeri ya bağlı. Duruma var. O da var tavsiye ama. Da, hani... Eşim zaten orgun bir insan ki. Yani kendisi neye yakışacağını biliyor. Ama ona rağmen yani bana soruyor yani dışarıya çıkıyorken. Masataka bugün bunu giyerim mi yoksa bunu mu? Sen bir dakika kızcağız geldi buraya. Masataka bugün bunu giyeyim sen böyle. Böyle bir tarzın. Tabii. Öyle. Çok kabasın. Önceden öyle söylüyorum ki. Çok yani, kabasın. Neden? Şimdi anlatıyorsun işte neyin ya, neden? Şöyle ama o kadar soruyor ki bana. Ha sıkıldın artık. Ha. Yarım saat sonra, bir saat sonra hala seçiyor. Ondan sonra bana soruyor ki. Yani Masataka bugün bunu mu giysem? Falan filan. Hala seçiyor ya. Onun derdi başka. Ondan çok sonra farklı. Ben de yani bıktım yani. Ben mesela o giyiyor beni. Anladın o mı? O giyiyor seni. Tabii. Eşin beni giyiyor. Eşin seni giyiyor. Beni giyiyor.
Yani direkt, o ne ya? Direkt beni giyiyor. Yani ben mesela... Hocam kaç yıldır Türkiye'desin sen? Yoksa var ya ben kendimi giyersem var ya baya şey. Yani... Yok anladım. Ama seni giyiyor yani. Tamamen. Böyle de söyleyebilirim. O alışveriş gidiyor ya kendinin. Şeyler alıyor ya. Yani, sana da mı alıyor sırada? Bana şeyler? Da alıyor. Tabii tabii. Dedim, aa, tamam evet, o evet. Sana. Sonra da seni giyiyor. Ben direkt giyiyorum. O sen kadar. Sen yengeden mi giyiniyorsun şu an yani? Onun kombini tamam, falan. Tamam yenge sponsor. Bu da çok var ya. Tamam. Ama sabah giydin eteği beğendim. Güzeldi. Ya arada sırada karışıyoruz. Süpersin Manuel ya. Durup bir şeyler patlatıyorsun farkında mısın? Ve bütün erkekler söylüyor. Bu kamera değil mi? Kadınlar yani en iyi bilen bu iş kadınlar zaten. Kadınlar yani, sizi giysin demek evet, istiyor. Kadınlar bütün Türk erkekler giysin çok renkli bir giysin olacak. Valla billah. İnanın. İnanın. Sen mini giyiyor musun? He? Hayır yani kısa ceket falan da işte. Mini. Giyemiyor tabii ki abi. Ne diyorsun sen? Geçen. Ama bazen biri giymiyor musun? T-shirt giydirmeye çalışıyor eşim ya. Sen istemiyorsun ama değil mi? İstemiyorum t-shirt falan. Böyle Superman t-shirt falan hayatta giymek istemiyorum. Yenge artık şu Superman t-shirtini bırak. Aa canım sen adam tekrar sen kameradan diyeceğim. Burada mı? Oradan konuştum ben. Evet. Ya bana Superman t-shirt falan giydirmeye çalışma lütfen abi. Biraz da Spider-Man. Biraz da Spider-Man. Okey. Hayır dur. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani eğer bayana bırakılırsan giymesine dur bir o zaman seni en çirkin halinde giydirir ki diğer hanımlar bakmasın diye. O da olabilir. Yok. Neden bak, benim bir düşünüyor. Mesela o mesela çok seviyor. Mesela bir yere gidiyoruz ve mesela başka hanımlar var ya böyle orada. Bakıyorlar. Ondan sonra bana da söylüyor. Bak bakıyorlar sana ha. Sen bugün güzelsin. Bugün bir şey var. Özellik bir şey var senin. Eşi söylüyor bunu değil tabii mi? Tabii pompalıyor beni. Pompalıyor. Tabii. Aa, önce giyiyor. Önce giyiyor sonra da pompalıyor. Tabii benim eşim muhteşem o konuda. Yani hep Manu. Bak konuştukça batıyorsun. Valla moral yani veriyor. Gaza moral. Getiriyor seni gaza. Anladın gaz. Gaz veriyor sana. Yani onu, gaz veriyor. Manucu, evet. Moral veriyor. Evet. Kütçe lastik gibi babacığım. Nereye çekersin oraya gidiyor işte. Evet. Yani bu konuda bu, şey, bu kötü mü bir şey dedim yok, ben? Yok kötü yok kötü değil. Ben anlatırım sonra sana. Dışarıda anlatırız sana. Anlatırım sonra ben sana. Yani tamam okey. Pompalıyor okay. Evet. Yani sakat bir kelime. Yani gaza getiriyor. Gaza gaz veriyor. Gaz veriyor. Pompalıyor. Evet. Pompalıyor. Evet. Evet. Pompalıyor. Pompalıyor doğru. Pompalıyor aslında pompalıyor. Onu demeye çalışıyorum. Pompalıyor değil mi? Sus yeter sus. Yeter konuşma. Tamam, her tamam. Şey yanlış anlaşılıyor, sus. Süpersin. Evet, sus yani. Şaka yapıyoruz. Yok konuş istemiyorum. Şaka falan. Yapıyoruz ha Manu. Bu, ama bu normal bir kelime değil mi? Tabii normal bir kelime. Tabii. Yani çok anlamı var. Zaten normal kelime olmasa pompacı olmazdı. Benzin içeride var. Mesela, normal evet. Kelime. Şimdi mesela benzine gidiyorsun. Bravo, pompacı diyorsun, var. Ben bravo. Bir tane yapabilir misin şey? Hayır. Tabii. Değemiyorsun. Tabii. Adam diyor, ne istiyorsun? Benzin istiyorum diyorsun. Orada nasıl bana benzin pompa yap diyemiyorsan? Terliklinin şeyi. Lastik. Şiştirmek evet. aletler istiyorum. Sessiz. Robicim sen kız arkadaşının giydiğine, kılığına, kıyafetine karışır mısın? Yok karışmam. Ama şöyle bir şey de var. Bak şimdi. Evet, bak ama zaten diye, ama diye bağlıyorsan önde söylediğin her şey bir kere çöp. Yok oluyor. Anladın mı? Çöp. Ama yani, hayır öyle bir şey değil. Asla karışmam. Asla yani. Ya, çok kısa değildi böyle çok kısa tek neydi etiket mi? Mini etik. Mini etiket değil, etek. Yani bazı bölgeye gidiyorsun evet, işte çok orada... Çok kısa etiketleri biz de sevmiyoruz. Ben de sevmiyorum. Benim etiketler uzundu. Ya kamer kadar kısa olmasın da yani. Bazen. Ama bazı bölgelerde yani insanlar kot pantolon falan giyiyorsa kızlar niye orada mini eteği olmaz ki? Aslında kadın istedikleri her şeyi giyebilir ama biz neden hayır diyoruz? Çünkü erkekler yüzünden. Yani aslında hayır, ben böyle giyiyorsam, ben böyle gidiyorsam hakikaten yani, bir şey söyleyeceğim şimdi. Her ben çok tutucu bir şekilde ben bunu söyleyeceğim çünkü ben böyle dolaşıyorum tamam mı? İstanbul'un bilmem nesinde ben Beyoğlu'nda yaşıyorum zaten. Herkes zaten bana bakıyor. Böyleyim. Sana bakıyor. Abi bakın. Koçaların durumu ne ya? İncim, ama hayır, abi. Ya. Yok öyle. Kal orada kal. Şimdi bir şey diyeceğim. Kameranın görebileceği bir açıdan paçalarını bir gösterir misin evet. Şöyle? Biraz geriye doğru git. Biraz geriye doğru git. Tabii ki sana bakarlar şu haline bak. Niye? Neden yani? Nasıl yani? Değişik olmuş ya. Bu kadar terzi bir adam sen. Bu kadar hani Sinancığım sen. O.
Benim tabii ki bu soruya verecek cevabım şudur. Yani burada başından beri o benim sevgilim ama sadece benim sevgilim değil. Hayır abi, benim sevgilim, benim karım, benim karımdır, benim sevgilimdir. Bu kadar. Bunu söyleyeyim başından. Bak, bunu söyleyeyim başından. Bunun hiçbir şekilde özgürlükleri kısıtlamayla, şununla bununla alakası yoktur, tamam mı? Sen çünkü aşkın içerisinde bir şey vardır ya, sevginin içinde, aşkın içinde sahiplenme, sahip çıkma. Ben onu seviyorum. Ben şöyle evet yaparım. Ama bak Danilo diyor ki, o Danilo da, bir dakika, Danilo da diyor ki, o çıktı çünkü söyledi onu. O benim malım değil diyor. Ama sen, ne alakası Sinan, var? Ama Sinan Bey sen biraz kuru zaten. Yani. Sana söyleyeyim ha. Ya böyle biraz kuru bir düşündüm. Hayır be oğlum, ne alakası var? Karem, Karem sevgiliyim mi? Hem benim mi? Hem benim mi? Benim mi? Bu biraz hayır kuru be oğlum. Bir şey. Benim mi? Biraz kuru bir şey yani. Ya ne alakası var ya? Yok öyle bir canım şey. Benim mi? Ne alakası var? Ben mesela özgürlüğüne hiç karışmam. Sinan, çünkü pardon, ben bir şey söylemem. Bir şey söyleyeceğim. Sana kro dedi ya. Ya desin, önemli değil. No. Desin, desin. Sorsana. Biz bir dakika, bir dakika. Desin. Şeker bir kro yani. Ben Türkçe'ye... Şeker bir kro. Şeker bir kro dedi. Ya biliyorum, birazdan da adamsın falan der. O çok geri vites yapıyor. No, no. Gözünü çıkartın, bir gün konuşalım bunu. Kusura bakma. Şimdi ben hiç konuşmam. Çok özür dilerim Sinan, bir şey diyeceğim. Kro dedin, ne demek? İşte kuru abiciğim. Kuru fasulye. Yani. Kuru fasulye. Anlamı eminim kuru ki hiç bilmiyordur. No. Cidden anlatsana, kuru ne demek bize, ya, anlat. Tam ne demek yani, böyle bir açıklama yapamıyorum ama biliyorum. Böyle insanları mesela Sinan gibi, Antonio gibi kuru işte yani. Peki. Dur. Şeker kuru ne demek? Şeker kuru. Kuru ama yani işte. Pudra şekerli falan. Fazla değil yani. Fazla kuru değil kuru yani. Çok kuru light, değil light yani. Light kuru. Light kuru gibi yani. Antonio sana da kuru dedi. Sinan, geleceğim sana. Ne diyeyim ya? No, adam ama ne söylediğini bile bilmiyor. Yani Antonio, işte no, no. Konuşuyor. Antonio'cuğum, kuru. Bak kuru çok kötü bir şey değil. Tabii ya, bırak kötü kuru dedin bana ya. No, no. Önce. Bak. Kuru güzel bir şey bari. Çünkü ya mesela Sinan ve Antonio kanlı adamları, ya sıcak adamları, o da kuru güzel bir şey yani, kötü bir şey değil. Yanlış anlamışsın ama. Yok ya oğlum ama sen tam kuru bir şey yani. Benim karem mi, benim eşim mi, sen koyma ben sana koyacağım. Onu demiyor, onu koymalı demiyor. Koymalı mı, beraber hayır koyacağım, sen koyma çünkü ben koyuyorum, sen koyma. Oo, şey. Neyi nereye koyuyorsun ya? Şey bilse ya, anladın mı? Koyma, sen bu koyma çünkü giyme, ben koyuyorum. Giyme, Danilo. Koyma değil. Ha, koyma, giyme. 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 Allah'ım pardon ya. Pardon. Giymeye yenişiz öyle değil önce. O pompaydı. Hayır Ömür abi, Ömür abi bir şey soracağım ama yani senin... Yani sen öyle söylüyorsun ki sen ki biz sevgilimizi paylaşıyoruz. Hayır hayır. Öyle bir şey dedin ki hani işte benim eşim ben farklı hayır, bir şey. Hayır şöyle bir hayır, şey söylendi hayır, bir dakika, ya herkes dakika duydu burada şimdi. Hayır bir dakika. Ben, benim biz, sevgilim hayır, dakika sadece benim sevgilim değil ki gibi bir sonuç çıkıyor ya. Hani ona hayır, bakabilir öyle... Tamam. Tamam doğru, düzeyli bir şekilde bakış hepimizin sevdiği bir şeydir. Yani eşlerimiz giderler bir davette falan, göze çarpan insan olması güzeldir. Ama belli şeylerde belli yerlerde giyilir, belli yerlerde giyilmez. Evet giyilmez, aynen. O öyle değil mi? Tabii ki de ama yani... Peki zorlar mısın? Ha? Zorlar mısın? Hayır. Yani ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Çünkü istiyorum. Neden? Ben hiçbir şey söylemem. İlişkinin başında yazıp veririm ben. Maç giderken cidden, mini etek. Çok enteresan. Cidden yaptın mı öyle bir şey? Tabii ilk 3 ay bunlar giyecek. Ondan sonra aile arasında. Hafta sonu bunlar giyecek. Hatta şu kumaş giyilmeyecek falan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yok ya. Sana yok bir şey söyleyeyim mi? Kro olsun sen. Ama şeker bir kro valla. Yani. Evet değil mi? Ama bak Sinan Bey sen doğru söyledi. Ama mesela bak burada bir tane kız var. Söyleyebilir miyim Ömür Bey? Al mikrofonu. No o kadar değil. Ha. Mikrofon tamam. Mikrofon versene mikrofon oğlum. Mikrofon versene oğlum. Tamam bak mikrofonu zamanı. Bak bir tane. Ayağa kalksın ama yerdeyse. Ayağa kalks. Burada olur ayak mu? Ayağa kalksana. Ayağa kalksana. Sen canım benim. Gel burada bak. Burada. Ooo hoş geldin Serin oğlu hoş geldin. Ben tutacağım. Bu çözdü zaten. Şey mesela şimdi sen bir tane kafa var mı? Sen de diyor kafa var mı diyor. Buraya geldi benle konuşuyorsun no, diyor. No no no. Kafa var mı? Sen akıllı bir kız değil mi? Evet. Zeki misin? Sen evet. Sen kendi karar verebilirsiniz ne giyiyorum bugün. Yoksa yapamıyorsunuz. Eğer bir ilişkide onunla birlikteysem ortak kararlar vardır. Onun da no, ben başka bir o tamam. O tamam. Ama sen Danilo duvara tosladın. No, duvara tosladın. Ben duvara sana tosladın. Düz bir cevap veriyorum. Sen kafa giymek için var mı yoksa? Ne dedin? Doğru söyledi. Ben de anlamadım. Sen de anlamadın. Tamam, teşekkür ederiz. Danilo, tamam. Madem mikrofonu aldın eline devam et şuradan.
Evet, devam edeceğim. Aa, şu kız var söylesin. Evet, hanımefendiye sor bakalım. Bu kız çok gaz ha. Emin ediyorum ama hep zaplıyor. Tamam, sor bakalım. Gel canım, söyleyeceğim. Mikrofon ben tutacağım. Ömür Bey cevap yapacak. Tamam. Sen cevap yapacaksın, kız da soru soracak. Peki tamam, soruyu sen sor. Sen kıskanıyorsun. Ne alakası var bu? Tamam. Okey. Ben sorayım, sen arkasına cevabını ver. Tamam. Erkek arkadaşın sana karıştı kılığına, kıyafetine. Tepkin ne olur? Karışamaz. Vay be aslan sen ya! Süper sen ya! Bir saniye. Zaten karışmamalı. Çünkü ben hani Danilo'nun dediği gibi bir bireyim. Kendi aklım, kendi şeyim var. Ben mini eteği giyip bir dolu erkeğin içine o halde çıkmam. Sevgilimle bir yere gidiyorsam bu çok normal. O bana zaten karışmamalı. Hani onu yapmamalı zaten. Ben kendime giyeceğimi biliyorum. Okey, süper. Hemen hanımefendiye soralım. Evet. Erkek arkadaşınız ya da eşiniz kılığınıza, kıyafetinize karışırsa tepkiniz ne olur? Yani karışamaz bence. Ama zamanla hani hemen ya tabii ki de karışmasına izin vermem. Ama karışacağı konularda olabilir. Zamanla karışabilir mi diyorsun? Yani karışabilir. Bir dakika, gel. Şöyle bir dakika gel bakalım. Çok sıra dışı dövmeleriyle bir arkadaşımız. Ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkar mısın oğlum? Şu dövmelerini önce bir görelim. Bayağı yorgun ha. Bir dövmelerini bir göster bakalım. Evet, sıra dışı bir, değil mi? Hayata bakışın sıra dışı. Farklı. Anladığımız kadarıyla değil mi? Ama saç modelin vesaire. Umur Bey bu şey, Manuel saçlar Colombo. Çok güzel. Manuel'in yanına. Sen bir şey söyleyecektin, söyle bakalım. Bence bir kız mini etek giyecek kadar cesursa ayrılırım. Farklı kızlarla takılır. Oo, bu ne demek ya? Dünyada bir tane kız yok ki. Oğlum sen bugün ne yedin ya? Mini etek giyerse beni kayboder diyor yani. Danilo nereye duydun mu? Ne? Oğlum sen bugün ne yedin ya? Kuru fasulye yedin. Ya dünyada bir tane kız yok ki. Ya bir sürü kız var gördüğünüz üzere. Tamam hadi bakalım otur. Teşekkür ediyoruz. Şey Umur Bey bu kızı çok söylemek istiyor ya. Evet sorsun söylesin. Senin adı ne? Seher. Nereli? Giresun. Valla! Evet. Oo benim Nevşehir! Gel burada! Sen de Giresun! Gel burada canım benim ya! Aferin ha! Sen Giresun'dan geldin bugün! Yemin et! Mikrofonu tut! Mikrofonu! Yemin et! Gerçekten ben Giresunluyum! Tamam! Okey! Hadi soru... Ben cevap veriyorum. Ben zaten nerede ne giyeceğimi bildiğim için karşımdaki bana karışamaz değil, karışmaz. Bu kadar. Yes. Karışmaya çalıştı diyelim. İzin vermem. Bu kadar. Mesela sana soruyor, canım bu giyme yoksa bırakacağım seni. Ay bıraksın gitsin zaten. Sinan Kuro mu? Evet Şeker Kuro. Sinan. Peki. Şekeriyim Allah'ım. Evet, Robbie'nin söyleyecekleri var. Yani bir insanla böyle çıkmaya başlıyorsun değil mi? Ve o kızı işte hani o olduğu gibi kabul ediyorsun. Ama daha sonra o kızı değiştirmeye çalışıyorsun. Neden o insanla oluyorsun ki zaten? Anladım. Yani değiştirmeye çalışma kardeşim. Onu olduğu gibi kabul et. Karıştırmak var ve değiştirmek var yani. Çok ayrı. Bence öyle bir şey oldu şimdi. Peki. Yani. Ya. Bak bizim de şöyle yöntemlerimiz var. Hani bir şeyi söylüyorsan karşı tarafa inandırmak için şunu söyleyebilirsin. Hani onu çok beğenmedin diyelim ki. Hani kısa buldun eteğini ya da pantolonunu bir şekilde beğenmedin. Şunu söyleyebilirsin. Ya o onun altına sanki olmadı mı? Yumuşatarak. Renk tabii. Olarak tabii. Oo, hani şey, hello topuklu ayakkabı hiç tabii. Güzelce daha iyi falan. Elin oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi elin oğlu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetinin dili. Sevdim oğlum ben seni. Elin oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi elin oğlu var. Matrak şakrak patlak.